Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu TikTok'ta dönüşümlü reklam nasıl verilir? TikTok ikinci reklam serimiz olacaktır. Video içeriğine geçmeden hemen önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, aklınıza takılan soruları da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Video içeriğimize geçelim. Bu arada tabii arka plan farklı. Şu an yine farklı bir konumdayım. Arkadan ses gelirse şimdiden kusura bakmayın. Video içeriğine geçelim. Öncelikle TikTok hesabımıza giriş yapıyoruz. Burada hep birlikte hızlı bir şekilde algılayabilmemiz için dili değiştiriyorum. Dili buradan Türkçe yapalım. Şimdi önceden tabi test reklamlar çıktık. Dönüşümlü test reklamlar çıktık. Bununla birlikte size bir tık daha mantığını basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle biz ne yaptık? İlk videoda trafik reklamı verdik. Trafik reklamında belirli bir kitle analizi yapıp bu kitle ile birlikte bir dönüşüm reklamı çıkacaktık. Şu an o reklamı çıkacağız. Peki trafik reklamında biz ilk başta neye bakıyoruz? Birincisi yaş kitlesi, yani yaş ortalamasına bakıyoruz. İkincisi konum, nereden en çok trafik geldi? İşte örnek veriyorum, global verdiniz ama Almanya'dan daha çok giriş yaptıysa Almanya'ya yönelik ikinci dönüşümlü reklamına çıkacağız. Tabii ki bu sizin ürününüzün sattığınız konum da çok önemli. Biz burada tamamen kendi kafamızdan oluşturduğumuz bir dönüşümlü reklamı ile birlikte bir film oluşturacağız. Bu filmde tamamen size nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Öncelikle oluştur diyorum. Oluştur dediğimizde baştan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bizim dönüşümlerimiz var. Uygulama tanıtım, web sitesi dönüşümü, hatta şu kamerayı şöyle ortaya koysam. Burada biz web sitesi dönüşümünü yapacağız. Çünkü otomatik olarak bir web sitesinden dönüş almak istiyoruz. Tıkladığımızda bize diyor ki akıllı performans kampanyası. Biz burada akıllı performans kampanyasını açarsak eğer otomatik olarak reklam kendisine, algoritmasına kendi reklam içeriğinize göre uyarlayacaktır. Ona göre hiçbir ek ayar yapmadan dönüşümde örnek lokasyon, konum vesaire girmeden, aslında lokasyon konum girebiliyorsunuz ama kategori girmeden otomatik olarak sizin yerinizi ayarlıyor. Ta ki biz burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Ekstradan AB test reklamı da vermiyoruz. Çünkü biz ilk başta bir test için trafik reklamı verdik. Tabii ki biz, siz burada AB test dönüşüm reklamı da oluşturabilirsiniz. İlk reklam oluşturuyorsanız eğer. Ama biz şu an ikinci reklamı oluşturduğumuz için burada AB testi de girmiyoruz. Ekstradan kampanya bütçe optimizasyonu yapabilirsiniz. Ama maddi olarak başlarda ayırdığınız bir bütçe varsa o bütçeyi siz kendiniz manuel kontrol etmeye odaklanın. Ekstradan burada kampanya bütçe optimizasyonu yaparsanız reklamda bir kısıtlama yaşayabilirsiniz. Kampanya bütçesini belirleyelim. Günlük en az 500 TL diyor. Burada bazı arkadaşlarımız ya hocam ben işte 100 TL denemek istiyorum. O zaman gelip buraya toplam bütçe deyip 500 TL dersiniz arkadaşlar. Problem yaşamazsınız. Hatta şöyle bir, gördüğünüz gibi herhangi bir problem yaşamadık. 500 TL. Buradaki olay şu. Toplam bütçe, yani belki 3 günde 500 TL alacak. Belki 1 günde 500 TL harcayacak. Siz burada kendiniz reklamı anlık olarak sürekli kontrol etmelisiniz. Yani ben reklamı açtım, satış gelir kafasıyla iş yapmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada reklam grubuna bir at verelim. Biz buradan alt geliyoruz. Burada biz harici bir web sitesine yönlendireceğiz. Hangi web sitesi? Bizim normal web sitemiz MarketPress. Şurada gördüğünüz gibi, hatta şöyle linkini de kopyalayalım şimdilik. Harici bir web sitesine göndereceğiz. Pikselimizi seçelim. Biz burada pikseli seçtikten sonra bir dönüşüm ekleyeceğiz. Dönüşüm. Şimdi burada çok sorulan bir soru var. Hangi dönüşümü seçmeliyim? Şimdi bazı arkadaşlar burada ödemeyi tamamlamayı seçiyor. Yani son aşama. Arkadaşlar burada reklamı iyicene boğarsanız, yani açıklığını söyleyeyim, buradaki potansiyel müşteriyi kaçırma ihtimaliniz, yani daha doğrusu kaçırma değil, hiçbir türlü yakalayamama ihtimaliniz var. O yüzden burada ödemeyi başlat seçebilirsiniz. Yani ödeme sayfasına kadar gidebilir veya sepete eklemeyi yapabilirsiniz. Ben burada ödemeyi başlat yapacağım. Seçtik. Seçtikten sonra biz ne yaptık? Pikselimizi seçtik. Ödemeyi başlat, yani ödeme sayfasına gelmeye kadar bir dönüşüm istiyoruz. Bu dönüşüm ayarlarını oluşturduk. Buradaki dönüşümü yakalamak istiyoruz.
Biz burada otomatik reklam alanı, reklamlar arasında desteklenen reklam alanlarına otomatik olarak gösterilsin mi? Yoksa biz reklam alanını kendimiz mi seçelim? Bunu biz burada kendimiz seçtiğimizde TikTok ve Range olarak seçiyor. Biz burada bunu seçmesek de otomatik reklam alanını da seçsek aslında aynı mantık. Buradaki reklam alanı mantığı otomatik olarak kalabilir. Dilerseniz ya ben sadece TikTok üzerinden veriyorum. O zaman şu şekilde yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Şimdilik otomatik kalsın burası. Reklam öğesi türü dinamik kreatif optimizasyonlar, video reklamları metni dahil olmak üzere birden kreatif farklı kombinasyonlar oluşturacağız. Ta ki biz bunu seçmiyoruz. Çünkü neden? Video içeriğini biz kendimiz önceden hazırlamış olacağız. Video içeriği, içerik üzerinde yazan yazılar, ürün açıklamaları vesaire hepsini burada yapmış olacağız. Aşağı indiğimizde asıl bizi ilgilendiren kısma geldik. Artık biz burada otomatik hedefleme değil, özel hedeflemeyi seçiyoruz. Özel hedeflemeyi seçtikten sonra bizim ürünümüz ne? Tüy toplayıcı evcil hayvan. Yani gördüğünüz gibi Türkçe bir web sitesi ve TL bazında satış yapıyor. O zaman buraya geliyorsunuz, Türkiye'yi seçiyorsunuz. Buraya gidip global seçmeyin arkadaşlar. Global satsanız da global seçmeyin. Çünkü sizin web siteniz ikinci bir dili desteklemiyor. Burada sıkıntı yaşarsınız. Dillerden de şöyle aşağı iniyoruz. Şöyle Türkiye'yi seçtik. Cinsiyet. Şimdi bizim buradaki ürünümüz aslında hem erkeğe hem kadına hitap edebilecek bir ürün. Biz bunu ilk başlarda trafik reklamında verdiğimizde, trafik reklamında bize otomatik olarak analizlerde kadın daha çok girdi diyorsa, siz ya erkeklere değil işte %10 erkek, %90 kadınsa sadece kadını seçin. Ama biz burada herhangi bir ayrımı yapmıyoruz. Çünkü ürün otomatik olarak böyle ayrım yapılabilecek bir ürün değil. Yaş ortalaması ise burada otomatik olarak 13-17 13 ila 17 yaş arasındaki bir kardeşimiz bu ürünü satın alma potansiyeli çok düşük. Çünkü maddi ve gereklilik bakımından bu işi çocukların yapacağı bir ürün, satın alabileceği bir ürün değil. O yüzden otomatik olarak biz bunu 18-24 25-34 35-44 ve bu şekilde üstüne alıyoruz. Ne yaptık? Aşağıdaki kesimi kapattık. Aşağı indiğimizde hedef kitle. Hedef kitleyi dahil edelim. Ona geldik. Hedef kitle alanına dahil edilecek ve dışarıda tutulacak bir kitle alanı belirleyebilirsiniz. Ta ki burada sizin tıkladığınızda da otomatik olarak veri alanı boştur. Siz ekstradan buradan bir veri alanı oluşturarak orada kendiniz bir kitle belirleyebilirsiniz. Ta ki biz şu an hedef kitle alanımızı belirlemeyeceğiz. İlgi alanlarını belirleyeceğiz. Bizim ilgi alanımız neyse o kitleye özel bir reklam çıkacağız. Buradaki olay şu. TikTok'la Facebook arasındaki en büyük fark, Facebook'ta arkadaşlar burada ilgi alanları çok böyle iyi düzenlenmesi lazım. Çünkü neden? Facebook algoritması artık o kadar değişti ki, ya bugün tişört satıyorsanız sadece tişört alacak kişilere göstermeye yönelik çalışmalar yapıyor. Ama TikTok'ta bugün ben mesela bir ürün satın alacaksam, bu ürün mesela bir çiçekse, ya TikTok'ta rastgele videoları gezindikten sonra, örnek veriyorum araba videoları gördükten sonra, ertesi videoda bana araba parçası ile ilgili reklam gösterebiliyor. O yüzden TikTok algoritması çok hızlı değişebileceği için burada ilgi alanını da çok daraltmayın. Daha çok daraltabilirsiniz, ne olacak? Klik sayısı, yani tıklama sayısı çok azalacak ama CPR dediğimiz değer, yani sepete ekleme, dönüşüm değeriniz çok artacaktır. Ne gibi? İşte siteye 10 kişi girdi, 10 kişiden bir kişi sepete ekleme ihtimali daha fazla olabilecektir. Ama bu da şunu getiriyor, o 10 kişiyi bulabilmek önemli. Yani sepete ekleyebilecek 10 kişiyi bulabilmek önemli. Buradaki olay tamamen hedef kitlesini de çok kısıtlamayın. Biz burada ilgi alanları, davranışları bir düzenleyelim. Mesela ne yapalım? Şöyle önerilen kategoriler bize demiş ki evcil hayvan, ev ürünleri gayet güzel. Burada gördüğünüz gibi evcil hayvan ve ev ürünleriyle ilgili duyan kişileri bize önermiş. Bunu ekleyebiliriz. Ekledikten sonra ekstradan biz buraya gelip şöyle kedi yazalım bir. Şöyle köpek. Ya direkt evcil hayvan yazalım bize. Evet. Evcil hayvan maması, evcil hayvan bakımı olabilir. Evcil hayvan oyuncakları, seyahat aksesuarı olabilir. Ama seyahat aksesuarı bir tık, ya yine de kategoriyi dahil edebilir. Çünkü zaten evcil hayvan üzerinden gittiğimiz için bu kategorilerimizi dahil ettiğimizde bizim burada balansımızı gösteriyor. Kullanılabilir hedef kitlemiz yine baya baya büyük. Burada davranış etkileyebiliriz. Video etkileşimleri,
ne yapabiliriz? Bu videoya yorum yapılabilme vesaire. Ama bizim video ile işimiz yok. Biz burada aslında sonuna kadar izlemeyi de yapabiliriz. Yani sonuçta video içeriği ürünü tanıtan bir videoysa sonuna kadar izlendi seçebilirsiniz. Ta ki biz bu kitleyi çok daraltmamak için bu aşamaya geçiyoruz. İçerik oluşturucu da herhangi bir profile giriş yapma veya takip etme gibi ekstradan bir davranış eklemiyoruz. Hashtag etkileşimlere geldiğinizde hashtag mesela burada şöyle bir kedi desek. Kedi videoları. Evcil. Hayvan desek. Aslında şöyle yapabiliriz. Tüy toplama. Bakalım çıkacak mı? Herhangi bir şey yok. Bu alanı da boş bırakalım. İstediğimiz hashtag alanı ile ilgili bir alan çıkmadı. Ta ki siz burada bir etkileşim bulabileceğiniz bir hashtag alanı bulursanız orayı da ekstradan ekleyebilirsiniz. Burada zaten basit olarak mantığı şöyle. Aşağıdaki hashtag'lere sahip videoları izlemiş olan kullanıcıları göstersin. Yani siz bugün tüy toplama hashtag adı altında izleyen bir video kullanıcısı varsa o video kullanıcısının karşısına sizin ürününüz çıkacaktır. Bilginiz olsun. Buradan devam ediyoruz. Cihazda herhangi bir kısıtlama yapmıyoruz. İşletim sistemi vesaire. Bu arada bilgisayar üzerinden reklam görüntüyü tıklayıp satın alma ihtimali ne kadar bilmiyorum. Hiç bakmadım bu konuyla ilgili. Bu oranlar zaten %10'lara falan düştü diyebilirim bilgisayar kullanım. Hatta daha da düştü. O yüzden burada herhangi bir kısıtlama yapmayın. Android, iOS hepsinde görünsün. Bağlantı türü vesaire operatör hiçbir şey burada gizlemiyoruz. Hatta biz şu cihaz sekmemizi komple kapatalım. Hedefleme genişleme. Reklamınızda önce seçtiğiniz hedef kitle sunum ve ardından performans arttırmak için benzer özelliklere sahip. Mesela buradaki sistemi açabilirsiniz. Ne gibi? Yani baktınız siz kedi ile ilgili bir kategori eklediniz ama köpek sahibi olan kullanıcılar da bu ürünü aratabiliyorsa bu sekmeyi açabilirsiniz. Ekstradan şimdilik bunu açmıyorum çünkü kitleyi niş tutmak istiyoruz. Bütçe planlaması. Bizim günlük bütçemiz vardı. Biz bunu toplam bütçe yaparsak gördüğünüz gibi çarpacaktır. Çünkü aşağıda tarih girdik. Biz yine bunu günlük bütçe yapalım. Biz zaten kendimiz takip edeceğiz. Devam diyoruz. Tüm gün yapabilirsiniz veya belirli saat seçebilirsiniz. Bu saatler çalışma saatlerinin dışında olabilir. Mesai saatlerinin dışında olabilir. Çünkü çoğu kullanıcı ancak bu saatler içerisinde içerikleri kontrol edip gezinebiliyor. Bilginiz olsun. Ama biz yine tüm gün yapıyoruz. Optimizasyon hedefi dönüşüm. Burada en düşük maliyeti oynayacağız. Çünkü paramız ne kadar az giderse o kadar uzun süre devam edecektir reklamımız. Ekstradan gelişmiş ayarlara bir bakalım. Herhangi bir şey yok. Devam diyoruz. Geldik burada reklamın yine son aşamasında. Burada biz ne seçiyoruz? Kendi şöyle TikTok hesabımıza. Okey, Marketplace geldi. Burada ne yapıyoruz? TikTok üzerindeki videoya çıkıyoruz. Ekstradan burada bir video eklemiyoruz. Şöyle şu şekilde videomuzu seçtik. Onayla diyorum. Onayla dedikten sonra buradaki herhangi bir değişikliği, metin içeriği değişikliğini yapmıyoruz. Çünkü onların hepsini önceden yaptık. Burada etkileşimli eklentiler. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Üzerine herhangi bir indirim varsa bir etiket, sticker ekleyebilirsiniz. Dikkat çekici olmasını sağlayabilirsiniz. Ta ki ürünü kaplıyorsa, ürünün görünmesini engelliyorsa bunları da eklemeyin. Pardon. Ekstradan web sitemizin davranışı, varış sayfası tıkladığımızda nereye gidecek? Biz direkt burada tek ürün sattığımız için ürün linkini kopyalayıp yapıştırmamız. Şöyle pardon. Daha sağlıklı olacaktır. Şöyle yapıştırdım. Ön izle dememe gerek yok çünkü gayet normal. Ekstradan burada zaten biz neyimizi seçmiştik? TikTok pikselimizi seçmiştik. Herhangi bir şey yok. Buradan gönder dediğimiz gibi otomatik olarak artık reklamımız oluştu. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Tekrardan özet geçeceğim sizde bununla ilgili. Şimdi birinci olay TikTok. Öncelikle ürününüzü hangi kitleye, nasıl, ne şekilde satabilirim değil, bu ürün nereye gider? İşte lokasyon olarak örnek veriyorum, sıcak bir ülke ise terlik, şişme havuz vesaire bu tarz ürünler hızlı gidebileceğini biliyorsunuz. Şimdi
Siz eğer lokasyon olarak örnek Adana'ya ayrı bir ürün çıkabilirsiniz, İstanbul'a ayrı bir ürün çıkabilirsiniz. Bunu cebe atın. İkinci olarak bu ürünün fiyatı o kitledeki, yani örnek veriyorum İstanbul'da 100 liraya girdiğiniz ürün peynir ekmek gibi giderken Adana'da, Hakkari'de, Ankara'da vesaire bu ürün gitmeyebilir. Fiyat farkından sebep. O yüzden ilk ürün kime hitap ediyor? Bunu kendiniz bir analiz edin. İkinci, trafik reklamı çıkın. Trafik reklamından gelen dönüş cinsiyet ve yaş ortalaması çok önemli. Bu ikisine bakın. Çünkü bazı arkadaşlarımız ya sonuç itibariyle sıkıntı yok işte 15, 15 ile 17 arası yapalım. 13 ile 17'sini de eklenmiş olmaz. Halbuki 3000 kişi görüyor reklamı ama 2000'i 13 ile 17 yaşındaki arkadaşımız. Şimdi ne oluyor? Bunlar bu ürünle ilgili reklamı görse, kedi de sevse vesaire almayacak. Çünkü böyle bir ürünü kendisinin satın almaya ihtiyacı yok ebeveyni varken. O yüzden bu yaş ortalaması ve cinsiyet cidden çok önemli. Bilginiz olsun. Bu verileri de topladıktan sonra dönüşümlü reklamı şu an bu videoda gördüğünüz gibi tek tek ilerleyerek ben tabii yine videoda hızlı bir şekilde geçiyorum. Çünkü hem videonun uzamasını istemiyorum hem de mantığını sadece anlatmak istiyorum. Dönüşümlü reklamı dönüşümü seçtikten sonra ve pikseli bağladıktan sonra sepette ödeme kısmına kadar dönüşüm ekleyebilirsiniz veya sepete ekleme seçebilirsiniz. Bu şekilde dönüşümü alabilirsiniz. Burada durum nasıl olacak? Sizi TikTok sepete ekleme seçtiyseniz eğer sepete ekleme dönüşümünde para harcatabilecek şekilde müşterilere getirecektir. Bilginiz olsun. Bu şekilde reklamlarınıza çıkabilirsiniz. Bunların dışında dönüşüm reklamları veya bu video içerisinde gösterdiğimiz reklam dışında abi içerik çok önemli. İçerik cidden çok önemli. Bugün videonun kalitesi, video içerisindeki yazılar, videonun çekim potansiyeli yani nasıl ürünü nasıl anlattınız, nasıl çektiniz, bunlar çok önemli. O yüzden videonuzu paylaşmadan önce olabildiğince açıklayıcı ve güvenilir bir ürünmüş gibi yani Kofti'den işte üstünde yazı yazan sağdan soldan çekilmiş kırpılmış videolar yerine organik video kullanmaya özen gösterin. Çünkü aynı videoyu sizden önce binlerce insan farklı şekilde yayınladı. O yüzden birisi dahi bu videoyla dolandırsa ikinci bir insanın karşısına çıktığında olumsuz olarak algılanacaktır. Siz videoyu çekebiliyorsanız kendiniz çekin. Demek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Devamı için yorumlar kısmında yorum yazmayı, kanala abone olmayı, aklınıza takılan soruları eticaretsozluk.com'da da belirtebilirsiniz. Telegram ve Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.